Hazırsanız yeni ekleyeceğimiz nesnemize başlayalım. Şimdi bir postun birden fazla resmi olur diyerek bir tane sınıf hazırlamamız gerekiyor. Resmi upload edebilmemiz için UI katmanının içerisinde kullanacağımız bir tane sınıfa ihtiyacımız var. Bu sınıf içerisinde o posta ait resimleri sistemin içerisindeki yani WW root'un içerisindeki images klasörüne ekleyeceğiz. Daha sonrasında dosyanın yolunu da veri tabanında ilgili alana kaydettiriyor olacağız. Öncelikle UI içerisinde bir tane klasöre ihtiyacım var. Bir utility olarak. İsim olarak istediğinizi seçebilirsiniz. Yani illa bu ismi vermek zorundalığınız yok. Bunun içerisinde bir tane new class diyerek bir interface ihtiyacım var. Bu da i5 upload olarak bir interface oluşturuyorum. Bunun içerisine yukarıda ilgili nesnenin durumunu tutabilmek için public enum file result olarak içeride succeed başarılı şekilde eklendi ya da error verdi olarak ekliyor olacağım. Buradaki succeed'in index değerini 1, error'un index değerini de 2 olarak eşitliyor olacağım. I5 upload'a geldiğimde içeride belirli durumları tutmasını istiyorum. Buraya geldim. Public string file URL. C# 8'de interface'ler içerisinde access modifier'lar kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Daha sonrasında string olarak dosyanın orijinal adına ihtiyacımız olur ise yani değişikliğe uğratacağız ama orijinal haline tutmak istersek diye orijinal name'ini ekleyelim. Daha sonrasında eğer isterseniz string olarak ben bunu base 64 olarak veri tabanında tutacağım derseniz buradaki property'yi kullanabilirsiniz. Public file result deyip buradan bir file result nesnemizi alalım. Daha sonrasında bir tane string geriye mesaj dönmesini isteyebiliriz. Bir tane sınıfımız olsun. Daha sonrasında bunu kullanan hatta şu file upload bir sınıfımız olsun. Şu bölümleri sınıfa taşıyacağım. Bunlar sınıftan bize gelsin. File uploader ise file upload result olarak içeride tane upload metodu dönsün. Metot olarak içeriye de iFrom file nesnesinden file dosyası alsın. I from file için hemen namespace'imizi yukarıya ekliyor olalım using'lere. Enum içerisinde ilgili nesnenin durumunu tutacağız. I file upload servisini kullanacağız. Yalnız I file upload'un içerisinde file upload result tipinde bir nesnemiz dönecek geriye. Geri dönüş tipi buradaki nesnelerimiz olacak. Bu nesneyi kullanabilmemiz için bir tane servise ihtiyacımız var. Hemen utility'nin içerisinde tekrardan yeni bir class oluşturuyorum. Bunu file system file uploader diyerek sınıfımı oluşturuyorum. Bu bir iFile
upload nesnesi olduğunu söylüyorum. İçerisine gelip interface'imi implement ettiğimde de içerisinde file'ımı yani dosyamı upload edeceğim bir tane sistem oluşturmuş oluyor. İçeride hemen bir tane private read only bir değişkenim olsun dosyayı tutabilmek için. Daha sonrasında sınıfımın constructor içerisinde dosya yolunu verip this.filepath filepath olarak constructor'ından gelen datayı alıyor olayım. Daha sonrasında Constructor'ı boş kullanabilmek adına boş Constructor'a da ihtiyacım olursa yine burada this.filepath eşittir images yani default olarak kaydedeceğin yer bölümdür. Images klasörüdür ama ben sana farklı bir yön gösterirsem bu bölüme bu bölümde default resmin kayıt lokasyonu olarak belirtelim. Default olarak eğer boş constructor kullanırsa images ama kullanıcı farklı bir lokasyon seçeceğim derse de parametreden yani constructor'dan o klasörün adını ya da lokasyonunu verip o bölüme seçtirebilir. İçeriye geldim. iFromFile nesnemi aldığım bölümün içerisine file upload result result eşittir new file upload result dedim. Sınıfımdan bir nesne alıyorum. Daha sonrasında file result'ı eşittir file result nokta error direkt olarak önce oluşturduğumuz nesnenin result'ını error'a çekiyorum. Eğer aşağıdaki işlemlerin başarılı olursa true olarak geriye dönüyor olacağım. Result'ın mesajına da dosya yüklenmesi sırasında hata meydana geldi olarak verelim. Daha sonrasında içeriye eğer dosyanın uzunluğu sıfırdan büyükse, içeride bir dosyamız var ise bu bölüme gelip var file name diyerek içeride dosyamız için bir yol oluşturuyor olalım. Şimdi dosyanın adına geldiğimizde dosya isimlerinde eğer aynı isimlerle ikinci bir resim eklersek ister istemez bir önceki resmi ezmiş olacağız. O yüzden burada resmin adına guid.newguid diyerek yeni bir guid oluşmasını buradaki guid'in de sistem sınıfının içinden geldiğini using'lere ekleyerek belirtelim. Newguid diyerek yeni bir guid oluşturuyorum. Yani dosyamın adı artık bir guid'den oluşacak. Ama şöyle bir durum var. Extension lazım bana. Yani ilgi resim, PNG mi? Yoksa GIF mi, JPEG mi? Bunları belirtiyor olmam gerekiyor. Daha sonrasında bunu alabilmek için hemen bir sistem I/O sınıfından yararlanıyorum. İsterseniz yukarıya ekleyebilirsiniz. System.io.pet.getExtension diyerek içeriye verdiğiniz file.name'ine göre file name'ine göre
Buradaki dosya bize ilgili nesnenin .jpeg mi veya .png mi olduğunu belirtir. Buradaki get extension metodu onu verir. GUID bir değerim, daha sonrasında da sonunda .jpeg .png gibi bir bölümüm olacak. İçeriye geldim. Benim result'ımın içerisindeki orijinal file name'ine file.file name diyerek orijinal halini yine arka tarafta tutuyor olacağım. Kullanmak istersem ben burada istersem GUID alanı tutabilirim. İstersem de orijinal ismini yine veri tabanında tutuyor olabilirim. Daha sonrasında var physical pet diyerek pet nokta kombin deyip directory nokta get current directory dedikten sonra current directory bağlı bulunduğu ana dizini yakalıyorum. Daha sonrasında içerisinde wwroot klasörünün içerisinde yer alan benim sana gönderdiğim file path'e göre benim dosyamı ekle. Burada physical path'im oluşturuyorum. Yani projenin bağlı bulunduğu sunucu ya da lokalinizde çalışıyordur veya farklı bir klasörün içerisinde çalışıyordur. Bağlı bulunduğu klasörü veriyor. Get Current Directory ana solution bölümüne. Daha sonrasında bunun içerisindeki wwroot klasörünün içerisine benim sana path'te gönderdiğim file name'li isimli dosyayı birleştirerek bunu kaydetmesini sağlayacağız. Daha sonrasında file exist file exist hemen şöyle çok özür dilerim. File nokta exist. İçeride dosya var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Eğer belirttiğiniz konumda bu isimde bir dosya varsa true dönecektir. Yoksa dönmeyecektir. Buraya da geldiğimde result nokta message eşittir. Dizin içerisinde böyle bir dosya mevcuttur. Uyarısı dönelim kullanıcıya. Eğer dosya yok ise yani sunucumun içerisinde bu isimden herhangi bir dosya yok ise result.fileURL eşittir diyerek içerisinde slash file path'imi verdikten sonra yine içeride file name'ime göre dosyanın yolunu alıyorum geriye. Result nokta base64 tarafını null bırakıyorum. Onu yazmayacağım. Daha sonrasında alt tarafta sunucuya atarken sunucuyla bağlantımız kopabilir. İşlemlerde hata olmaması için bu bölümü try catch içerisine alacağım. Daha sonrasında using var stream diyerek arkadaşlar new file stream nesnesini oluşturup physical path'imi verip daha sonrasında file modlardan create olarak belirtiyor olacağım. Daha sonrasında file nokta copy to deyip sistemin stream'in içerisine ekliyor olacağım. Daha sonrasında result nokta message eşittir dosya başarıyla kaydedildi
olarak kullanıcıyı uyarmasını sağlayacağız. Eğer hataya düşerse de result.message diyerek buradan pardon mesaj yazalım hatta yine yukarıda zaten bir hata mesajı vardı ama dosya kayıt işlemi sırasında hata meydana geldi. Kullanıcıyı uyaralım. Daha sonrasında result nokta file result'ımızı da file result'lardan error'a çekelim. Şu bölümde de succeed olarak geriye dönelim. Result nokta file result'ımız file result'lardan succeed. En son işimiz bittiğinde yani yukarıdaki bütün işlemlerimiz bittiğinde burada return diyerek result'ı geriye dönüyor olalım. Servisim kabaca hazır. Bir hata alırsak geriye dönüp onları toparlıyor oluruz. Usinglerde de dediğim gibi çok önemli değil. Tamamen benim alışkanlığım namespace içerisinde tutuyor olmam.